Özgür Web TV'de Açık Kapı programını başlatıyoruz. Yine programımızın sunumunda emeği geçen ekibin... Dünyanın en kapsamlı sanal kültür projelerinden biri olan... Evet, dünyanın en kapsamlı sanal kültür projelerinden biri olan Kültür Yolu Festivali 11 Türkiye'de 11 ayrı ilde gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali olarak başladı. Diyarbakır'da 9 gün sürecek olan bu festival 40 farklı noktada 500'e yakın etkinliklerle memleketin kültürünü, tarihini, edebiyatını, sanatını, geçmişteki kültür mirasını yaşatacak ve şehirlere marka değer katacak olan bu Sur Kültür Yolu Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Tabii bazı büyük konserler iptal edildi. Yani özellikle Filistin ve Gazze'de olan yani savaştan dolayı bu anlamda bu tip etkinliklerimiz devam ediyor. Hayat devam ediyor. Tabii 40 etkinlik yapıldı. Bu 40 etkinlik Diyarbakır'ın kamu kurum ve kuruluşları bunun dışında 40 etkinlikten kamu kurum ve kuruluşun dışında bir mekan, şuara mekan sadece şuara mekan kabul edilmesi, bu da şuara mekanda yapılan bu etkinliklerin, bu aktivitelerin ne kadar böyle etkili olduğu ortaya da çıktı tabii. Bugün konuşacağımız bilinen Diyarbakır'ın bilinmeyen yönlerini konuşacağız. Yani 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir memleket, kadim bir coğrafya. Birbirinden çok kıymetli konuklarımız var. Bunları gerek yani Kültür Yolu etkinliğinde olsun, gerek Diyarbakır'ın kültürüne, sanatına katkı ve tarihine katkı sunan konuklarımızdır. Konuklarımızdan Veysi Fida, araştırmacı yazar. Mehmet Tanrıkulu, eğitimci, araştırmacı yazar. Burhan Geneş hocamız, eğitimci, sosyolog. Bunlarla Diyarbakır'ın bölgemizin, tabii Diyarbakır deyince sadece Diyarbakır'ın sınırlandığı bölge olarak değil, biraz daha bu coğrafyayı geniş düşünmemiz bu anlamda gerekiyor. Ben tabii ki bu coğrafya, Mezopotamya coğrafyası çok dilli, çok dinli, çok kültür yapısıyla böyle 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir merkez Diyarbakır. Bu anlamda bu kültür yolunun belki de en önemli ayağı Diyarbakır'dır. Ve Diyarbakır'da da az önce de belirttik, 500'e yakın etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Ben bir örnek vermek istiyorum. Yani bu coğrafyanın, bu Mezopotamya coğrafyasının ne kadar kadim bir coğrafya olduğu, ne kadar bereketli bir coğrafya olduğu, ne kadar önemli bir coğrafya olduğu, dünyanın ilk insanın varoluşundan kıyametin kopacağı güne kadar bu bereketli topraklar önemini devam ettirecektir. Kendisinden sürekli söz ettirecektir. Bizim de buradaki amacımız özellikle Diyarbakır'ın eski kültürünü, Diyarbakır'ın bilmediğimiz yönlerini gençlerimize bunları anlatmak. Eğer tarihi biz bilmezsek bize yanlış tarih öğretirler. Bize yanlış kültür sunarlar. Biz de
bu coğrafyada gençlerimizin var olması için, bu kadim coğrafyada gençlerimizin söz sahibi olabilmesi için, bu coğrafyanın kaderini bu coğrafyadaki gençlerin belirlemesi için bu coğrafyanın bilinmesi, tanınması ve birlik beraberlik içerisinde devam ettirilmesi lazım. Evet, ben bir örnek vermek istiyorum. Şu an konu yani son birkaç gündür gündem Gazze, orada hani vefat eden Gazze ve Filistin özellikle Müslümanlara ben Allah'tan rahmet diliyorum, yaralara acı şifalar diliyorum. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi küçükken bir marangozun önünden geçiyor. Bakıyor ki usta bir minber üzerinde çalışma var. Usta diyor, marangoza sorar küçük Selahaddin, ne yapıyorsun? Bu minber ne için? Ben diyor bunu Aksa için hazırlıyorum. Diyor Aksa diyor şu anda Hristiyanların, Haçlıların elinde. Kim bunu oraya bırakacak? Olsun diyor. Benim bir hayalim, benim bir rüyam var. Ben oraya minber bırakacak minberi ben yapayım. Elbet bir Selahaddin çıkar. Gider onu bırakır oraya. Ve o şu anki minber o marangozun yaptığı minberdi. Burada tabii ki o bölgede marangoz çoktu. Ama hayali olan, rüyası olan, hedefi olan, amacı olan o bir marangoz vardı. Burada biz ne olursak olalım, işimizi en iyi şekilde yaparsak mutlaka birileri çıkar, Selahaddinler çıkar. Biz 30 yıl önce Ermenistan Karabağ'a saldırdığı zaman ne devlet olarak, ne hükümet olarak, ne vatandaş olarak bir şey diyemedik. Yani sadece izledik böyle 30 yıl önce. Yani Müslümanlar katledildi. Burada sadece katli ben Müslümanlar olarak değil demiyorum yani. Tüm mazlumların, yani çoluk çocuğu kendini savunmasız hisseden hiçbir savaşı biz önemsemiyoruz. Yani uygun da görmüyoruz, tasvip de etmiyoruz. Selahaddin Kudüs'ü fethetme çalışmaları içerisindedir. İslam coğrafyasını geziyor. Tüm coğrafyaya birlik, beraberlik içinde olmalarını, orduya katılmalarını söylüyor. Bunu diyen Diyarbakırlı kadınlar Selahaddin Eyyubi'ye diyor ki bizim de ona bir söyleyeceğimiz var. Bu Selahaddin Eyyubi'ye yetiştirilir. Nedir acaba? Gelip Diyarbakırlı kadınlardan bana vermeniz gereken, o söylemeniz gereken neydi? Kadınlar diyor ki biz duymuşuz ki siz Mescid-i Aksa'yı fethedeceksiniz. Kudüs'ü fethedeceksiniz. Biz bir yıldır bu kadınlar bu en güzel gül suyunu kurutmuşuz. Gül suyunu biz hazırlamışız. Bunu fethedeceğiniz zaman Mescid-i Aksa'ya dökmenizi, oranın gül kokulu olmasını istiyoruz. Ve gerçekten de Selahaddin Eyyubi onu alır, 5 yıl bekletir, 5. yılda Kudüs'ü fetheder ve o Mescid-i Aksa'nın etrafına, Kudüs şehrine, Diyarbakır kadınlarının hazırlamış olduğu gül kokusunu, gül şerbetini oraya döker. Burada önemli olan biz birlik ve beraberlik içerisinde olmamız. Sadece duanın kabulü, fiili ve kavlidir. Sadece klavye kahramanlığıyla değil, insan yetiştireceğiz. İHA yetiştireceğiz, SİHA yetiştireceğiz. Kola'nın alternatifini öğreteceğiz. Her şeyin en iyisini biz yapacağız ki onlara ihtiyaç kalmayalım. Ben çok fazla da uzatmak da istemiyorum. Şimdi ilk konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Veysi Fida. Veysi Fida'ya özellikle tarihçi olması hasabıyla şu soruyu sormak istiyorum. Diyarbakır'ın, bilinen Diyarbakır'ın bilinmeyen yönlerinden biraz açıklama yapmasını istiyoruz. Tabii bu kadim coğrafya, o suç medeniyeti ev sahipliği yapmış bir coğrafyada bilinmeyen yerler, bölgeler daha da çok
Ya inşallah Veysel Hocam böyle kısa sürede bunları bize en iyi şekilde izah eder. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Öncelikle bu güzel giriş ve safiyane duygularınız için aslında Diyarbakır denince hep böyle dem vururuz. Deriz ki 12 bin yıllık tarihi geçmişiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın böyle gündemine mazhar, bakışına mazhar bir kent. Açık hava müzesidir. Bereketli hilal. Ama Diyarbakır'ı maalesef Diyarbakırlılar bilmiyor. Evet, Diyarbakır'ın bilinmeyen yönlerini, sadece bilinmeyen yönlerini bile bugün bu programa sığdırmak aslında imkansız. Hatta şöyle konu başlıklarını biraz böyle şu elimde bulundurmuş olduğum karta yazdım. Dedim ki çok fazla var, en azından bir sınırlama yapayım ama yine de çok fazla başlığımız var. Gerçekten de Diyarbakır alimlerin, ariflerin, ediplerin, mürşitlerin kentidir. Ki tarihte sultanların gözbebeği, Halid bin Velid'in rüyası, Selahaddin Eyyubi'nin umudu, Ali Emiri Efendi'nin gönül verdiği bir şehirdir. Dolayısıyla aslında madem eğer konu şeyden geldi, Kudüs'ten geldi, Selahaddin Eyyubi'den geldi, o zaman ben de şöyle Diyarbakır'ın bilinmeyen farklı bir yönüne dikkat çekeyim. Şimdi aslında şeyle başlayacaktım. Biraz böyle Diyarbakır'ın kültür envanterlerinde Hasanpaşa Hanı vesaire diğerlerinin bazı gizemli yönleri var. Onlardan bahsedecektim ama şöyle konu seyrine uygun bir şekilde o zaman ben de gündem hazır Filistin'ken, tabii siyasi boyutuyla veyahut gündem boyutuyla değil de ben tarihi boyutuyla ele almak istiyorum. Şimdi şöyle, biz Diyarbakırlıların bilmediği ama Yahudilerin çok iyi bildiği bir durum var. Nedir bu? Kendi kutsal metinlerinde Kudüs'ten sonra kendilerine vaat edilmiş toprak olarak Kalne şehri geçer. Ve kendi inançlarına göre Kalne Diyarbakır'dır. Yani Diyarbakır kendine vaat edilmiş toprakların ikinci kısmı olarak plan ve projelerine dahil etmişlerdir. Herhalde Kudüs ki Allah muvaffak etmesin, Rabbim o fırsatı vermesin, sonrası Diyarbakır. Peki niye Diyarbakır? Mesela ilginç bir şeyden bahsedeyim ben. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam arasındaki ilgili, Hazreti Musa'nın Hızır Aleyhisselam'la iki nehrin buluştuğu nokta, tabii bu nokta kutsal metinlerde, ayetlerde Mecmua'ul Bahreyn. Şimdi Mecmua'ul Bahreyn bazen o kutsal metinlerde büyük nehirler için de Bahreyn, yani deniz kelimesi kullanılmıştır. Şimdi tabii bazı seyahatnamelerde Lord Kindos'un, Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde veyahut o dönemin kronik eserlerinde şöyle bir vurgu vardır. Hızır Aleyhisselam'ın Lice Berkeley mağaraları bölgesinde yaşayan, iyiliği seven, dolayısıyla daha sonra Berkeley'de Dicle'nin iki ana kolundan biri olan o menbanın çıkış noktasında cennetten doğup cennete akan nehir, tabiriyle Tigris nehri olduğu söylenir. Hızır Aleyhisselam'ın buradaki sudan, cennet suyundan içtiği ve ölümsüzlüğe kavuştuğu. Dolayısıyla Hazreti Musa'ya da Lice Berkeley mağaralarında iki nehrin buluştuğu ana nokta üzerinde görüştüğü, buluştuğu söylenir. Bazı kaynaklarda, bazı tarihçilerin farklı mülahazalarında şunu da söylerler. Eylül'de Kral Kızı Barajı'nın iki nehrin bir araya geldiği bir nokta var. Aslında sunum yok, sunum olsa onu rahat bir şekilde gösterebilirdim. Yani nihai itibariyle Hazreti Musa'nın bu coğrafyadan geçtiği, bu coğrafyanın yine o Tevrat'ta bahsedilen bölge olduğu üzerine deliller sunuyorlar. Bir başka delilleri de Kalne'nin önemi. Biliyorsunuz Ceylan Derisi üzerine yazılmış en eski Tevrat Diyarbakır'da bulundu. Sanırım Arapçay Camisi'nin arkasında bulunan eski bir sinagog kapalı odasında tespit edilmişti. Orada da mesela şöyle bir şey var. Hazreti Süleyman'ın bölgeyle ilişkisi çok ilginçtir. Hazreti Süleyman'la ilgili metinlerde, kutsal metinlerde Seba ayetinin 12. suresinde şöyle bir ifade var. Biz erimiş madenleri kendisinin hizmetine sunduk. Şimdi erimiş madenden kasıt aslında petroldür. Şimdi bakıyoruz, o bahsedilen bölge Şaban. Şaban bölgesi, Eylül'de Şaban bölgesinde yılda 13 bin varil petrol üreten önemli bir merkez konumunda şu anda. Yani orada gerçekten de bir petrol yeri var. Peki bu sadece petrol her yerde çıkıyor. Tamam, doğru ama farklı şeyler de var. Farklı
emareler de var. Nedir mesela? O dönemde Hazreti Süleyman'ın teyzesinin oğlu, aynı zamanda en büyük valilerinden olan, o dönemin de aynı zamanda kendisinin veziri azamı Asaf bin Behriya. Asaf bin Behriya yine Kur'an-ı Kerim'de anlatırken Belkıs'ın tahtının hın yani an denen süreyle kendisine getirilişinden bahsedilir. Şimdi Asaf bin Behriya'nın yattığı yatır Eyl bölgesinde. Bak bir ikinci delil burada. Bir başka delil yine Bakara suresinde bahsedilen Hazreti Süleyman'ın menkıbesinde anlatılan Harut olayı, teferruatına girmeyeceğim. Harut'la ilgili oradaki metinlerde geçen bazı hususlar yine Hazreti Süleyman'ın bu bölgede zuhur ettiği ve nereden bunu biliyoruz? Çünkü Harut'un da yine mezarının Eyl bölgesinde olduğunu biliyoruz. Ya bu kadar tesadüf herhalde bir araya gelse, istense bu kadar tesadüfü bir araya getiremezler. Onun üzerine farklı bir şey daha söyleyelim. Mesela Evliya Çelebi ve Longinus şunu der. Ulu caminin içerisinde sağ taraftaki o dikili kemerler, o dikili kemerlerde şunu görüyoruz. İbranice tarih var. Dolayısıyla hani hep deriz ya Ulu caminin yapım tarihi. Aslında Mart Omar Kilisesi. Aslında onun öncesi var. Dolayısıyla bir diğer husus yine Dağ Kapı bölgesinde surların üzerine bir kitabede bizim Hazreti Süleyman'ın mührü var bir kitabede. Davut Peygamber'in yıldızı var bir başka kitabede. Dolayısıyla bu kadar emareyi bir araya getirdiğimizde Yahudilerin bakış açısının aslında Kudüs'ten sonraki merkezinin Diyarbakır ve bu coğrafya olduğunu, hedeflerinin Siyonizminin aslında odağında olduğumuzu göstermiş oluyor. Şimdi burada bir diğer ilginç durum daha var. Mesela Ergani. Ergani tarihte Urhan şehri olarak bilinir. Bizim Sivrice'de bir Hazar var. Bir de Hazar'ın hemen batı kısmına düşen bir Hazar Baba kayak merkezi diye tabir ettiğimiz bir yer var. Şimdi Hazar, Azer'dir aslında. Hazreti İbrahim'in babasından gelmek ki zaten türbesi oradadır yani yatırı da oradadır. Azer'den Hazar'a dönüşmüş. Peki Hazreti İbrahim'in nerede? Ya, peki babası burada da Hazreti İbrahim gerçekten Nemrut'tan kaçarken bu bölgeden mi kaçtı? Evet. Bu bölgeden mi uzaklaştı daha doğrusu? Evet. Niye? Hepimizin bildiği Diyarbakır Sur ilçesinde Mermer'e yetişmeden bir Ali Bardak köyü var. Pirus Elmi derler eski ismiyle, modern ismiyle evet. Ali Bardak. Mesela Nemrut'a ait tek resler olan kabartma Ali Bardak köyünde bulunmuştur. Hemen yanı başımızda 30-35 kilometre mesafede. Sonra bakıyoruz. Hazreti İbrahim'in doğum yeri Ur şehri. Ur aynı zamanda Sümerlerin şehirlerinden, şehir devletlerinden bir tanesi. Urfa'ya bakıyoruz. Tarihteki ismi Urhan. Hatta Zülkif Peygamber'in bulunduğu tepedeki kaleye de Urhan Kalesi denir. Biliyorsunuz günümüzde de hala bu tabir kullanılıyor. Dolayısıyla burada bizim Hazreti Peygamber'in, Hazreti İbrahim'in doğduğu şehir Ergani Urhan, babası Azer, Hazar Baba Kayıp Merkezi, Hazar Gölü ve ilginçtir Hazreti İbrahim'in kendisinden uzaklaşmak zorunda kaldığı Nemrut'la ilgili tek belge o kabartma eser hemen oraya 20-25 kilometre mesafedeki bir alanda bulunuyor. Bunu daha da güçlendirebiliriz. Nasıl? Ergani bölgesi. Şimdi Ergani bölgesinde Hazreti İsmail ritüeli var biliyorsunuz kurban verme meselesinde. 1984'te yapılan bir kazıda orada şey bulunuyor. 75 tane kafası kesilmiş çocuk kafatası. Çocukların kafatası kesilmiş bir şekilde. Onlar hepsi o yapılan kazı çalışmalarının güney bölgesindeki bir kazı bölgesinde bulundu. Bir arada toplu olarak. Bu da bize yine o ritüel o bölgede vuku bulduğunu, yani aslında Hazreti İbrahim'in, ondan sonra Hazreti İsmail'in, Hazreti Musa'nın buradaki ayak izlerine net bir şekilde işarettir. Şimdi farklı bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Siyonizmin şeyle ilgili. Diyarbakır'da bütün bu emarelerin tamamını hepsi çok iyi biliyor. Yahudiler çok iyi biliyor. Biz bu şeyin sahibi olan bizler bilmiyoruz arkadaşlar maalesef. Ki biliyorsunuz Diyarbakır'da 19. yüzyılın ilk yarısına kadar mahalleler vardı. Mahalleler inanç sistemine göre bölünmüştü.
Yeni Kapı'nın hemen dibindeki evlerde 500 nüfusuyla Yahudiler otururdu. Hemen onun arkasında Ermeniler vardı. O dönemki ismiyle, abi sen daha iyi, sen şimdi o süreci daha iyi bilirsin. Şey diyorlardı, Yahudilere cehül diyorlardı. Korkak anlamında o dönemde kullanılan bir tabir var. Bir de Müslüman olmayanlara Moşe. Değil mi? Moşe tabiri kullanılıyordu. Şimdi orada baktığımızda yine bu bölge içerisinde 1954 yılına kadar Diyarbakır içerisinde, Sur içinde ciddi bir nüfusa, ciddi bir şeye sahip olduklarını biliyoruz. Çok girmeyeceğim bir olaya. Çünkü 1895 bu bizim çarşıya Şeviti dediğimiz çarşının yanma meselesi. Yani Ermeni isyanı sonrası burada vuku bulan olaylar. Sonra bir cinayet meselesi vardır. Ona şimdi konuyu bölmem adına anlatmıyorum. Ondan dolayı bu insanların bu bölgeden zoraki olarak çıkartılma meselesi var. Daha doğrusu zoraki bir göçe, çünkü huzursuzluk çıkarmaya başlıyorlar o dönemde ve süreç ilerliyor. Kısacası müdürüm de bahsetti az önce, hani Kudüs meselesi. Evet, Kudüs gerçekten önemli bir hadise. Sadece orada zuhur eden bir durum değil. Yıllarca ve yıllardır üzerine düşünülen bir proje ve bu projelerin de adımları Diyarbakır özelinde böyledir. Maalesef Diyarbakırlar bu konudan uzak. Evet, Veysel hocamıza teşekkür ederiz şu anlık. Tabii kadim coğrafya, düşün, yer altında petrol, doğalgaz, mineral, her türlü kaynak var. Yer üstünde verimli topraklar var, güneş var. Yani bizim bir kaymakam Bismillah gelirken, ya diyordu, Bismillah diyor, adam eksen adam bile çıkar. O kadar ki verimli topraklar böyle. Tabii ki yedi düvelin gözü bu topraklarda olacak. Yani Veysi hocamın şu an dediği, biz biraz daha öktük o zaman. Yani o zaman biraz daha gençlerimize bizim kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü ve gençlerimizin okumalarıyla ilgili daha bir yönlendirme yapmamız gerektiğini bu konuda biraz daha yani önem arz ediyor. Çünkü eğer vaat edilmiş topraklar, bu topraklar ve Kudüs'ten sonraki hedef Reisi Hocam'ın anlatımıyla Yahudilerin gözü bu topraklardaysa, yani düşünün, Zerzaman Kalesi burada, daha belki aramızda gitmeyenler vardır. Ama yani Amerika'dan, İngiltere'den gelmeyen mason, gelmeyen adam kalmadı neredeyse. Bizden daha çok buraları merak ediyor. Bizden daha çok kültürüne sahip çıkıyor. Geçmişte biz buradaysak biz yine geleceğiz. Ve o batıl kendi davasına daha sadık, daha o batıl davayı daha bir hak görüyor. Bu anlamda biz de gençlerimiz okumazsa onların canlarına okuyacaklar vardır. Biz sahip çıkmazsak bu memlekete sahip çıkacak olanlar vardır. Şimdi ikinci konuğum eğitimci yazar Mehmet Tanrıkulu. Mehmet Tanrıkulu hocamıza da Diyarbakır'ın hem eğitim hayatı, hem edebiyat, kültür, sanat konusunda da seminerler, söyleşiler yaptığınızı biliyoruz hocam. Bu konuda sizlerden de birkaç cümle almak isterim yani. Hocama teşekkür ediyoruz. Aslında çok güzel gidiyordu. Büyük bir merakla da dinliyorduk. Ancak inşallah birazdan hocamızdan feyzi almaya devam edeceğiz. Diyarbakır, hocamın da belirttiği üzere gerçekten de kadim bir kenttir. Evvela kadim kentin kadim insanlarına selamlarımı iletiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Kadim kentte böyle güzel organizasyonlar aslında olması gerekirdi. Nihayetinde malumunuz Diyarbakır dediğimiz gibi tarihle eşdeğerdir. Hocam zaten bize çok güzel, yani çay önü bakıyoruz, dünyada ilk yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Ve Çayönü'ne uzaklığımız 60 kilometre uzaklıkta. Tabi tarih oldukça edebiyat da olmuş. Çünkü edebiyat dille eşdeğerdir. İnsanoğlu malum dille anlaştığı için dilin çıkışıyla birlikte edebiyat da çıkmış. Böyle bir kente Mezopotamya diyoruz, verimli toprak diyoruz. Elbette ki insan çok dilli ve çok dinli bir yerdi burası. Malumunuz ta 80'li yıllara kadar da burada birçok din, ulus vardı. Ancak
tarihte yaşanan kimi olaylardan dolayı bir şey oldu. Edebiyat konusuna gelecek olursak dedik ya, edebiyat dille beraber var olmuştur. Ama en çok payı da Diyarbakır almıştır. Nereden biliyoruz? Malumunuz Evliya Çelebi der ki, Diyarbakır sokaklarında gezdiğinizde gözünüzü kapatıp caddede ilerleyin. 5 kişiye çarparsanız biri şair, biri yazar, biri mütefekkir. Biz bunun sözünün ne denli dolu olduğunu bakıyoruz da tarihte hakikaten de Anadolu'ya, Orta Doğu'ya, birçok yere bakıyoruz, Diyarbakır mütefekkir adam yetiştirilmiştir. Ve nihayet başlarken esas gerçekten de söylemek isterdim. Kudüs'teki işgali yıllardır yani her Müslümanın içindeki yaradır. Rabbim inşallah en kısa sürede bu içimizdeki yarayı söndürür, ateşi söndürür ve Müslümanları da muvaffak eder. Onu da bir cümleyle geçiştirme dönemi değil, ancak konumuz farklı olduğu için bu şekilde söyleyelim. Diyarbakır dedi ki mütefekkir şehridir ve Diyarbakır 1800'lü yıllarda Osmanlı dönemi salnamelerinde diyor ki 800'ün üzerinde mütefekkirin not edildiği yazılır. Düşünür müsünüz lütfen? Diyarbakır ne kadar büyük bir alandı ki, sur içinde bir yerdi. Akşam olduğunda kapılar kapanır, sabah ezanıyla açılır, akşam ezanıyla kapanırdı. Değerli abilerim burada, kendileri daha iyi bilirler. Öyle bir yerde bile müthiş mütefekkirler vardı. Ve edebiyat çok dilli olarak gelişti. Kürtçe edebiyat da vardı, Türkçe edebiyat da vardı, efendime söyleyeyim Ermenice de vardı. Dil varsa edebiyat var. Ve bu şekilde devam etmiştir. Mesela biz dedik ya, Kürtçe edebiyat örneği yad etmemiz gerekiyor. Bu toprağın gerçeğidir, gerçektir bu hakikaten. Ahmedi Han'ı, Melay Cezeri'yi, Fakir Teyra'yı, efendime söyleyeyim ve daha nice isimleri biz yad edebiliriz. Onlar zaten malumunuz Diyarbakır, Selçuklular, Osmanlılar, Eyyubiler, Artuklular vesaire. Yani eskiden Fransız ihtilalinden önce milliyetçilik olmadığı için herkes birdi, bir bütündü ve bir gaye için çalışırdı. O gaye insanlık gayesiydi. Kimi zaman Müslüm ve gayrimüslim gayesi olurdu. Yani insanlık gayesiydi. Sizler Diyarbakır'ın sokaklarını yaşadığımız için bizlerden daha iyi biliyorsunuz, tecrübe olarak Diyarbakır bambaşka bir yerdeydi. İşte bu şairleri, yazarları dikkate aldığımızda hakikaten de müthiş yerlere vardığımızı görüyoruz. Diyarbakır öyle bir şey olmuş ki, örneğin Molla Gürani, yani Osmanlı tarihinde yer edinmiş birisidir. Biz oradan başlayacak olursak nice önemli şahsiyetleri ele almamız gerekiyor. Örneğin Ali Emiri Efendi. Ali Emiri Efendi biliyorsunuz ki Divan-ı Lügat-ı Türk, evet. 800 yıl, yanılmıyorsam hocam bu tarihçi daha iyi bilir, kayıp bir eser. Evet. Müthiş bir eserdir de hakikaten. Ve onu gün yüzüne çıkaran bir mütefekkir, bir Diyarbakırlı bir yiğit, kim? Ali Emiri Efendi. Ben de isterseniz burada bırakayım. Değerli hocamızdan tarihi dinlesek daha ileride tekrar söz almak isteriz tabii. Ben Aydın Hocam'ın bir teşekkür ederim. Burhan Geneş Hocam, o da eğitimci, sosyolog. Burhan Hocam, üç konuğumuzu da benimle beraber dinlediniz. Bir sosyolog olarak, yani bu kadim coğrafyada bizleri bu anlamda ne bekliyor? Nasıl bir çıkarım olabilir? Bu anlamda ne söylemek istersiniz hocam? Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bütün izleyicilerimiz. Hocam ben biraz hani kültürün bir tanımını yapmak istiyorum önce.
ama biraz Orta Doğu'nun sınırlarını zorlayacağım. Sadece Diyarbakır'da kalmayacak. Çünkü yüreğimi sadece Diyarbakır'da atmıyor. Filistin'de de atıyor. Onu da söylüyorum. Aslında günceli biraz yaşayalım diye söylüyorum bunu. Kültür insanların yapıp ettiği her şeydir. Yani ürettiği her şeydir. Biz de diyoruz ki kültür işte ekonomidir, kültür siyasettir, kültür ideolojidir. Kültür insanın ürettiği her şeydir. Biz Orta Doğu halkı olarak söylüyorum, özellikle bunu söylüyorum. Biz Orta Doğu halkı olarak biz Allah'ı dinlemiyoruz maalesef. Allah'ı dinleyen peygamberi dinlemiyor, peygamberi dinleyen Allah'ı dinlemiyor. Ve peygamberi ve Allah'ı dinleyen sadece Allah'ı az anlıyor, peygamberi çok anlıyor ya da Allah'ı çok anlıyor, peygamberi az anlıyor. Orta Doğu'da işte fikir üretiminden bahsedeceğim. Çünkü bugün Edward Said var, hocam bilir, en çok eleştirdiği tarihçilerden biri Bernard Lewis'i. Oryantalizm diye bir kavramı var. 1978'de bu adam Oryantalizm diye bir kitap yazdı. Oryantalistler, sosyologlar, psikologlar, siyasetçiler, Batı siyasetçilerin, Batı sosyologların, işte Batı psikologların gözüyle biz kendisi de annesi annesi Ürdünlü, babası Filistinli bir Hristiyan. Kendisi de Hristiyan. Diyor ki biz Araplar kendilerini Batı'nın gözünden tanıyorlar. Araplar kendilerini kendilerini kendinden tanımıyor. Batı'nın gözünden tanıyor. İşte Batı'nın sosyologlarından tanıyor. Batı'nın psikologlarından tanıyor. Batı'nın işte ne bileyim siyaset bilimcilerinden tanıyor. Hatta buna şarkıyatçı da denir. Hocam bilir, hani hocamın alanına giriyoruz. Bu şarkıyatçıların gözüyle diyor ki Orta Doğu liderleri kendilerini öyle tanıyorlar ve romantikleşiyorlar. Yani aslında emperyal güçlere, işte Amerika'ya, İngiltere, emperyalist güçlerin kolonyalist valileri gibidirler. Eskiden Perslerde olurdu. Perslerde de saptamalar denilen valilik sistemleri vardı. Orada inşallah ayaklandılar. Onlar 350'li yıllarda milattan önce ayaklandılar bu Spartmalar. Bu yani Orta Doğu'daki liderlerin, Arap liderlerin, yöneticilerin kendilerini Batı'dan tanıdıkları için kendi ideolojik yani inandığımız değerler gözünden değil de onların gözünden baktıkları için romantikleşip ne oluyor? Bugün İngiliz, bugün Arap petrol, Arap şehirleri bugün petrolleriyle övünen, ekonomisiyle övünen, inancıyla övünen bir toplum halinde değiliz. Onu söylüyorum. Biz temelde inanç temel çerçeve, temel bir paradigma olması gerekirken biz sosyoekonomik olarak düşündüğümüz için bugün Arap kültürü bu Orta Doğu'daki vahşette seyirci kalıyor. Maalesef seyirci kalıyor. İşte buna üzülüyoruz. Biz de seyirci kalıyoruz. Açık söylüyorum. Bir öz eleştiri yapıyorum. Oradaki, çünkü biz Diyarbakır'ız, tamam kültür festivali, onu biliyoruz. Ama bizim kültürümüzde en önemli şey inandığımız yani. Yani Müslüman olmamız. Bugün aramızda öyle, bugün diyoruz ki Yahudiler zaten aramızda var. Bugün Rotaryan Kulübü. Ondan sonra Rotaryan Kulübü'nü bilirsin. Rotary Kulübü, Lyons Kulübü. Ondan sonra Büyük Masonlar Locası. Yani şimdi biz o kadar ki inandığımız, Hazreti Ali'nin dediği bir şey var. İnandığımız gibi, inandığınız gibi yaşamasanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Biz de inandığımız gibi yaşamadığımız için biz onlara çok hoşgörü gösteriyoruz. Bu hoşgörü inan ki ahlaki değil. Çok hoşgörü göstermek ahlaki değil. Çok mütevazi olmak insanı kibre götürür. Yani biz bir bugün halklar kendini kandırır. Umarım herkes, Müslümanlar uyanır. Bir an önce bu savaşların son bulmasını temenni etmekle beraber umarım Orta Doğu'ya bir barış gelir.
Biz kendimizi kendimizden tanıyalım, kendimizi Kur'an'dan tanıyalım, peygamberin yaşamından tanıyalım, peygamberin sözünden tanıyalım. Çok iyi bir Müslüman olduğunu söyleyemem. Ama çok içim yanıyor yani, onu söyleyeyim. Burhan hocamıza teşekkür ederiz. Tabii ki bu coğrafyada derdi olan dertlenir, derdi olan hüzünlenir, derdi olan duygusallaşır. Biz ikinci oturumuza geçiyoruz. Daha süreyi kısa tutacağız hocam. Tabii ki biraz böyle geneli konuştuk. Yani tüm, belki de bunu ilk ben açtım. Ben evet, biraz geniş yelpazede tuttum sayın hocam. Biraz daha özelde Diyarbakır'ın yani sokaklarını, taşını, Hasanpaşa Hanı'nı, biraz daha böyle Diyarbakır'ın tarihiyle ilgili konuyu biraz daha daralsak, ilk sözü yine Veysel hocama veriyorum. Aslında ben Diyarbakır'ın ilk adımından girdim. Şimdi böyle Orta Çağ döneminde, o zaman biraz kültür envanterlerinden bahsedeyim ben size. Mesela hepimiz her zaman onu biliyoruz. İsmini duyduk. O evet, yeni bir keşfedilmiş olan. Hatta o mekanı gezdiğimizde değil mi? Taşları falan çok güzel ama gerçekte farklı bir boyutu var. Nedir o? Şimdi bu bölge Roma Bizans hakimiyetinden kalmış. Bunu biliyoruz. Lice bölgesinde yedi uyurların olduğu bölgede, Zarge dağ olarak geçen bölgede Roma garnizonluğu. İkinci doğu uç bölgesinde Zerzevan bölgesidir. Şimdi Zerzevan'ın en önemli hususu Mitra tapınağı, yani Mitrenyum'un bulunmuş olmasıdır. Pers kökenli, milattan önce Pers kökenli ışık tanrısı olarak bilinen, Roma askerleri içerisinde de ölümsüz ve asla yenilmez olarak bilinen Mitra tanrısı vardır ve o inanç vardır. Dolayısıyla o inancın doğudaki son Mitrenyum'u burada çıkarıldı, Zerzevan'da tespit edildi. Aynı zamanda yine doğudaki ilk Mitrenyum'dur. Doğu bölgesindeki ilk Mitrenyum, keşfedilmiş son Mitrenyum. Çok değerli bir husustur. 60 dönümlük bir alan üzerine kayaya oyma biçiminde yeraltı şehri şeklinde dizayn edilmiş bir kaledir Zerzevan Kalesi. O yüzden Diyarbakır'ı fethetmek isteyen, Diyarbakır'ı almak isteyenler mutlaka o bölgede, o boğazdan geçmek zorundaydı. Bir diğer husus, mesela Diyarbakır'a geldiğimizde ilk robotun Diyarbakır'da yapılmış olması. Bugün şeylere baktığımızda icatlar ansiklopedisinde Alman Heidelberg falan geçer. Tam tersi. Artık aşina olduk, son 1-2 yıldır gündeme geldi. El Cezire'nin, Melecezire olarak bölgede bildiğimiz El Cezire'nin Diyarbakır Atıklı Sarayı'nda yaklaşık bundan 1200 yıl önce yapmış olduğu simenetik çalışmaları, robot çalışmaları bugün artık net bir şekilde biliniyor. Biliyor muyduk bunu? Hayır. Maalesef yaklaşık 1000 yıl boyunca bu eser, hatta zaman yok çok anlatamıyorum ama hareketli bir şeyleri yapmanın Allah'ın işine karışmak olarak addedilip sibernetik çalışmasının çizimleri olan Ercezi'nin kitabı lanetlenip raflara kaldırılmıştır. Tozlu raflara kaldırılmıştır. Daha 1990'larda yavaş yavaş fark edildi. Son 3-4 yıldır da gündeme gelmeye başladı. İlk robot Diyarbakır Artuklu Sarayı'nda. Artuklu Sarayı'na girdiğinizde sizi robotlar karşılıyordu. Yani mekanik çalışmalar vardı orada. Hatta bir örneğin Diyarbakır Ulu Cami bahçesinde bir güneş saati var. Yine Ercezeri'nin sibernetik çalışmalarından günümüze ulaşmış. Ulu Cami demişken mesela 5. Harem-i Şerifi Anadolu'nun ilk ulu camisidir. Çünkü Diyarbakır sur içinden adım atıldığında aslında İslam medeniyetinin de beşiğine atılmış bir adım olarak addedilmesi lazım. Çünkü fetih buradan başlamıştır. Mekke'nin fethi. Hatta Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabi ve peygamberin metfun olduğu kent burası. Yine bahçesinde 27 sahabenin olduğu tek cami Hazreti Süleyman yine Diyarbakır'da. Hazreti Süleyman Camisi 27 sahabenin metfun olduğu tek alan olarak bilinir. Yine Ergani Çay önünü bahsettik uzun uzun. Ergani Çay önünün uzantısında bir Hevser bahçesi dediğimiz UNESCO Dünya Mirası'na mazhar bir alan var. Şimdi biz Hevser'i sadece bir nehir, verimli toprak, bereketli hilal olarak anlatıyoruz ama hayır, medeniyetin beşiği, medeniyetin doğduğu coğrafya olarak bilmemiz lazım. Çünkü Mezopotamya'da az önce Ur şehrinden bahsettik değil mi? Hazreti İbrahim'in doğduğu şehir, bölge vesaire şeylerden bahsettik. Ur şehri Sümerlerin merkezidir. Sümerler kimdi? Bu bölgede, bu coğrafyada yaşanmış, medeniyet kurmuş bir o dönemde devlet, şehir devleti olarak intikal etmiş bir yapıydı. Sümerler tarihte ilk çivi yazısı bulmuştur. Medeniyet Sümer'de başlamış. Yani tarih burada başlamıştır. Tarihi Anadolu'ya götüren Lice bölgesinde, Irak bölgesinde merkezi olan Asurlar, Lice bölgesinde kolonisi olan ve
buradan yazıyı alıp Anadolu Çorum'a götürüyor, Hitit'e götürüyor, Hitit oradan Ege'ye götürüyor. Dolayısıyla medeniyet yazıyla başlıyorsa medeniyet Diyarbakır'dan dünyaya ihraç olmuştur. Bu kadar net ve açık. Bir diğer husus mesela yedi uyurlar meselesi. Birçok tabire uyuyor ama şu bilinmelidir. Doğu garnizonluğu Diyarbakır Lice bölgesindedir. Eğer biz bugün Nemrut'un lahitini az önce bahsettiğim Pir Hüseyin'de yani Ali Bardak bölgesinde buluyorsak Zarge Dağı'nda da Fis Ovası bölgesinde Deykram'ın hemen arka kısmıdır. Orada da bir garnizonlu bir kale olduğunu biliyoruz. Halen şeyi var. O zaman Roma İmparatorluğu'ndan imparatorluğundan kaçmış ve Kur'an-ı Kerim'de de Kehf suresinin 17. ayetinde bahsedilen coğrafyaya baktığımız zaman bugün bizim Kocaköy'ün sırtlarında Fis Ovası'nın karşı tarafında yer alan Deykan bölgesinde yedi uyurlar şeyi en yatkın, en uygun bölge olarak burası görünüyor. Hasanpaşa Hanı çok var aslında da çok böyle zamanda almayayım Hasanpaşa Hanı'nı da bahsedeyim bırakayım ben. Çünkü dediğim gibi Diyarbakır'ı tarihi değil sadece bilinmeyenini böyle bir programa sığdırmak imkansız. Diyarbakır Hasanpaşa Hanı hemen yanı başımızda kahvaltıya gidiyoruz. Biliyoruz ki Sokulu Mehmet Paşa, yani Diyarbakır Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra üçüncü şeydir, Vezir-i Azam'dır. Sokulu Mehmet Paşa'nın oğlu Vezirzade Hasan Paşa 1572-1575 yılları arasında burayı yapıyor. Yalnız az önce bir şeyden bahsettik biz hani sadece Orta Doğu'yu bahsederken şunu da bilmek lazım. Araya da bir parantez açayım ben. Başkanla parantez açmayı çok seviyoruz biz. Dolayısıyla burada Hasan Paşa'yla ilgili şöyle kenara koyacak olursak 1908 ile 1915 döneminde burada Diyarbakır merkezinde Amerikan Buhar Teşkilatı'na ait özel hastane var. İngiliz, Fransız lisesi var. Bir de Almanların protestan yetimlerini himaye etmek adına açılmış mektepler var. Misyoner faaliyetleri çok yoğun. Dolayısıyla o dönemde Diyarbakır valisi Kurt İsmail Paşa bu çocukları bunların pençesine bırakmamak, onları bu Siyon ve Mason, çünkü iki farklı az önce hani şey kısmını anlattık, bu da Mason kısmıydı, localar. Masonik localar biliyorsunuz, Illuminati vesaire, onların kuruluşları 1565'lerde başlar. Bunlar Hasan Paşa Hanı'nı kiralıyorlar, Kurt İsmail Paşa kiralıyor, sokakta kalan bu çocukları, sokakta çalışan ya da yetimleri alıyor, üst katını yatakhane, alt katını da ıslahane yapıyor. Ne demek? Sanayi mektebi yapıyor. Bu çocuklar orada 3-4 ay içerisinde o zanaatı öğreniyor. Diyarbakır'ın bütün asker ve memur eşrafının komple giysileri, ayakkabıları, her şey burada üretmeye başlanıyor. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki bugün Kabe'nin üzerine örtülü bir yaldızlı örtü var. Altın ve gümüş süslemeli bir örtümüz var İpek'ten. O örtü ilk defa o bahsetmiş olduğum yetim çocuklar tarafından Hasan Paşa Hanı'nda hazırlanıp Kabe'ye gönderilmiştir ve ondan sonra bir gelenek haline gelmiştir. Yani onun geleneği bile Diyarbakır'dan atılan adımlarla gerçekleşmiştir. Yani dedim ki Diyarbakır kadim bir şehirdir. Asla bir saatlik bir program içerisinde, 15 dakikalık bir program içerisinde sığdırılamaz. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Dediğim gibi Diyarbakır kadim bir kenttir. Sultanların göz bebeğidir. Ali Emiri Efendi'nin sevdasıdır. Selahattin Eyyubi'nin umududur. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasıdır. Dolayısıyla Diyarbakır adına yaraşır, bilinçli, inşallah öğrencilerimi görüyorum, onlar da artık tarih bölümünde, onlar da inşallah aramıza katılacaklar. Bu inşallah bu bayrağı da sizinle beraber inşallah ilerleteceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli Vesi Hocam'a bu aydınlatıcı, engin bilgilerden dolayı teşekkür ederim. İlk konuşmasında biraz böyle gerildik, yani özellikle yani, Siyonistlerin ikinci hedefi burasıdır, bizim de gençlerimiz buradadır. Bekliyoruz onları ama ikinci oturumda medeniyetin merkezinin burası olduğu, bunu belki de çoğu gençlerimiz de bilmiyordu. Buna göre medeniyetin merkezi burası olduğunu biliyoruz. Buranın kültürü, edebiyatı, sanatı her alanda burası kendinden söz ettirmişse inşallah biz gençlerimize sahip çıkacağız. Gençlerimiz de kendi geleceklerine kendi yol haritasını belirleyerek hedefleri doğrultusunda inşallah tekrar bu coğrafya şahlanacak. Dün iki gün önce yine biz Mehmet Hocam'la Şehzadeler Konağı'ndaydık. Yine Dilşat bir programı vardı. Konuk olarak oradaydık. Biraz da acelemiz vardı. Yani çıktık böyle.
Şehzade konağından bu arka taraftan sur içinden böyle dedik bir girelim. Bismillah dedik böyle. O daracık sokaklardan böyle bir baktık kendimizi böyle Hazreti Süleyman girişinde bulduk. Yani Diyarbakır bu kadar güzel, bu kadar büyük, bu kadar her çıkma sokak yok. Her sokağın mutlaka bir çıkışı var. Sayın Hocam, Mehmet Hocam, Diyarbakır'ın yani biraz daha Diyarbakır genelinde siz ilk oturumda Diyarbakır'ın biraz şairlerinden, kültüründen bahsettiniz de biraz daha bunlara ilave olarak da eğitim anlamında neler söylenebilir? Yani hocam özellikle gençlerin ıslah edilmesi, gençlerin yetenekleri doğrultusunda işte öğretime dayalı bir şeylerden bahsetti. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Buyurun hocam. Malumunuz Diyarbakır'da hakikaten de ön yapmış ve herkesin kulağında olan bir söz var. Diyarbakır'daki kitap sayısıyla ilgili. Diyarbakır 1.040.000 kitaba sahip, 1.040.000 ciltlik bir kitaba sahip kütüphaneleri vardı ve Diyarbakır'da 4 o zamanki nüfusundan kat kat fazla. Evet, evet. Birden fazla kütüphane vardı. Diyarbakır'da birden fazla şu saydığımız medreselerde camilerin birçoğunda örneğin müsaadenizle orada medreselerde şöyle evet Nasuhpaşa, Hacı İsmail bin Ali, Lütfiye, Hüseviye, Şücaciye, Hacı Ahmet, Şeyh Rumi, Ali Paşa, Behram Paşa, Melek Ahmet Paşa, Rahibiye, Kadiriye, Nebi Camii, İmdadiye, İpariye ve Ulu Cami medreseleri vardı. Evet. Malumunuz yani bu medreselerde bu medreselerin hepsinde mesela Mesudiye Medresesi, mesela Zinciriye Medresesi. Bunlarda hepsinde eğitim var. Ve bu eğitim üst düzey bir eğitimdi. Hani nasıl ki üniversitede herkes her şehirde yakın tarihe kadar üniversiteler yoktu. İnsanlar gidip büyük şehirlerde geçip Dicle Üniversitemizde köklü bir üniversitedir. Onu biliyoruz. Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e giden gençlerimiz oluyor. Diyarbakır'a ilim öğrenmeye gelen fakirler vardı. İlim adamları vardı. Ve nihayet biliyoruz ki El-Cezeri mesela Diyarbakır'a gelirken Diyarbakır kendisi mesela Cizre bölgesinden geliyor. Ancak buraya gelmesinin esas gayesi neydi? Burada Artuklu Sarayı'nda ilmini ilerletmek. Bu nedenle burada 30 yıl aşkı burada kalmış. Evet, ilmin merkeziydi hakikaten. Hem bir başkentti hem de ilmin merkeziydi. Hatta enteresandır, Selahaddin Eyyubi Diyarbakır'dan yani Diyarbakır'a gelir ve ayrıldıktan sonra evet. Kendisi bir çok sayıda kitap götürüyor değil mi Diyarbakır'dan? Evet. Öyle sayı vermeyelim çünkü müthiş derecede götürüyor. Bu sefer orada insanda adeta bir tezatlık da oluşuyor. Neden bu kadar kitabı Diyarbakır'dan götürmüş? Selahaddin Eyyubi müthiş bir okurdu. Alimdi. Bu nedenle ki zaten Diyarbakır'da onun fethettiği şehirlerden bir tanesiydi. Hatta bugün programa gelirken şöyle düşündüm dedim. Ama neden götürmüş? Dedim şöyle yine bir fetva çıkardım onun adına. Dedim ki hani bazen misafirler gelir. İnsan kendi çoluk çocuğunu elbette ki yani tabiri caizse misafirden daha çok sever, önemser. Ama der ki dur bakayım şu meyveyi, şu yemeği, şunu bunu vereyim, misafire vereyim. Kalırsa getiririm. Anlatabilir miyim? O zaman da ya ben öyle dedim dedim. Demek ki Selahaddin Eyyubi demiş dur bakayım şu kitapları alalım, değerlendirelim. Ondan sonra tekrar getireceğiz. Artık bilmiyorum ne kadar getireceğiz. Ben araya gireyim o konuyla evet. ilgili. Ebu Kasım'ın hissesine 130 evet. bin kitap düşüyor. Yalnız şu var. İslam savaş hukuku var. İslam savaş hukukunda ganimet usulü var. Beşte biri hazinenin, beşte dördü de fethiye katılanlarındır. Mecburi bir taksim var. Evet. Ganimet taksimi mevzusu vardır. Aslında orada bir rızadan ziyade savaş hukukunun bir gereksinimidir. İşte kendisi de bizim atalarımızdan olduğu için kıyamıyoruz diyoruz buradan evet. almış götürmüş. Evet, evet. Evet. Ve kütüphaneler. Yine Diyarbakır'da bu daracık yani bu sur içindeki 5200 metrekarelik bir alanda yine müthiş derecede kütüphaneler vardı.
Üstad değindiği Fransız, Alman, Amerikan kolejleri vardı. Ve bunlar 1800'lü yılların sonunda 1900'lü yılların başında. Yine yapılan araştırmaya göre Diyarbakır okur yazar oranı çok çok yüksek bir yerdi hakikaten. Ancak maalesef 23 ve sonrası yani 23 daha doğrusu harf inkılabından sonra bir de bakıyoruz ki Arapça hani kaldırılır, diri kaldırılır ve nihayet bir gecede herkes maalesef kendi öğrendiği ana dilini kaybediyor. O da farklı bir şey. 1900'lü yılların başında bakıyoruz. Diyarbakır Edirne'nin de önündedir, Çorum'un da önündedir. Yani şu anda belki hani deriz ya üniversitelerde şurada burada başarı gösteren birçok ilin önünde biz Diyarbakır'ı görüyoruz. Yani Diyarbakır gerçekten de ilim irfandı. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Hakikaten her bir değer çok büyük bir isimdir bizim yanımızda. Ancak birkaç ismi saymak isterim sonra size söz vermek isterim. Mesela dedik ya Ali Emiri Efendi, El Cezeri. Hatta El Cezeri farklı, Melay Cezeri farklıdır. Biri edebiyatçı, biri alim. Molla Gürani, Ebu'l-Kasım Amidi, Ebu'l-Hasan Seyfettin, El Amidi, Ahmet Mürşidi, İbrahim Gülşeni, İbnül Ezrak Farkini, Müderris Ragıp Efendi, Said Paşa, Süleyman Nazif, Faik Ali Ozansoy, Hattat Hamit Aytaç, ki dün biz Mehmet Han Hocam'ın programına katıldık. Ne derli büyük değerler buradan çıkmış. Onun farkına varıyoruz. Yine belki çoğumuzun son zamanlarda yapılan çalışmalarla yeniden tanınmaya müşerref olduğumuz örneğin Celal Güzelses, Şair Sırrı Hanım, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmet Arif ve nihayet bunu uzattıkça da uzatabiliriz. Diyarbakır alimler, irfanlar şehridir ve bitiremeyiz. Sadece listeyi size sıralayabilirim. Evet, teşekkür ederim. Hocam da Veysel Hocam medeniyetin merkezi deyince Mehmet Hocam da ilim irfan merkezi dedi. Sevgili gençlere demek ki atalarımız hem donanımlı hem yetenekli her alanda kendini yetiştirmiş bu topraklarda az önce bahsettiğim gibi yani Bismillah kaymakamımız dediği gibi bu topraklarda her şekilde her şey en iyi şekilde yetiştirilir. Ama bizim birinci önceliğimiz en iyi şekilde insan yetiştirmektir. En iyi şekilde bu bölgede cana dokunacak, yüreklere dokunacak, öğretecek, hedefine kilitlenmiş gençler bize lazım. Bu gençler de geleceğini, geçmişini, atalarını bilirse ona göre o zaman bunlar buraya kadar getirmişse ben bunun daha ötesini getirmem lazım. Yani bizim şu anda Avrupa'dan aldığımız ilim, bilimi Avrupa bir dönem buradan alıp götürmüştür. Biz efendim buraya diyoruz ya Amerika'nın ne işi burada var? İşte Amerika'nın okulları da burada var. Hastanesi de burada var. Sırf işte burada kalmak için burada ne olup bittiğini kendi memleketlerine götürmek için ya da burada seni cahil bırakmak için biz de gönderdik. Biz de baktık ki Avrupa'da ama bizim gönderdiklerimiz karşımıza Jön Türkler olarak geri geldi. Önce bizi batırdılar. Yani önce bizden başladılar. Ah vaat ettiler ama hiçbir zaman kendi kültürümüzü, kendi geçmişimizi unutmayacağız. Ve şu an bulunduğumuz mekan bile, şu ara mekanda da çok kaliteli etkinlikler görüyor. Ben bu anlamda emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Burada şairlerin, burada edebiyatçıların, burada yazarların yetiştirileceğine ve az önce hocam ismini bahsetti. Bizden sonrakiler de buradan yetişmiş o insanları da Allah'ın izniyle ekleyecek böyle. Burhan Hocam, çok böyle yani felsefik olmamak kaydıyla biraz hocalarımızın anlattıklarına böyle bir sosyolojik açıdan neler söylemek istersiniz?
yavaş yavaş toparlıyoruz. Bizim hocalarımız da zaten Diyarbakır'ın kültürel zenginliğinden bahsettiler. Yazarlarımızdan, eğitimli insanların aslında bizim güzel Diyarbakır'ımızda daha önceden bir kültürel zenginliğini şeylerden, yazarlarından ismini saydı hocam. Ona teşekkür ediyorum bu konuda. Yalnız bizde eğitim sorunu hocam çok, hani kendisi de eğitimci. Bizde eğitim eskisi gibi olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizde iyi yazarlar çıkmıyor artık. Onu da söyleyeyim. Gençler bu arada daha iyi yazarları çıkmasını beklerim. Gençlerin çok okumasını biz hepimiz temenni ediyoruz ve tavsiye ediyoruz zaten öğretmen olarak. Ve hatta bunun için kendi dershanemizde bile öğrencilere zorunlu kitap okumayı da tavsiye ediyoruz. Umarım ileride iyi yazarların, iyi şairlerin, iyi analistlerin, iyi felsefecilerin çıkabileceği bir Diyarbakır olsun. Teşekkür ederim. Evet hocam, teşekkür ederim.